السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين sallallahu aleyke ya Ebu Abdillah ve alel mustashhadine beyni yedek ve rahmetullahi ve barakatuh. Selamlıyorum sizi değerli arkadaşlar. Üsul-i Kafi'nin tevhid bölümünü okuyoruz. Burada geçen defa bir hadisi hizmetinize sunduk ve hadisi bitiremedik. Geldik dedik ki Hazreti Ebu Abdillah İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Zenadiqə tayfasından birisi gelir ve Allah'ın varlığı barisinde birkaç soru soruyor. Ve Hazret o sualları cevaplandırır ve şöyle söylüyor. Esasen tevhid konusunda iki şeyi bilmen lazım. Birisi onun varoluşunu ispat edeceksen, yani o var, yok değildir, o var ve naməhduddur ve sınırlandırmayacaksan onu. İkincisi de ki, onu bir şeye benzetmeyeceksen, hiçbir şeye benzetmeyeceksen. Leysa kemislihi şey. Onu başka bir yaratıklara, bildiğin, bilmediğin hiçbir varlığa benzetmeyeceksen. Bu iki şeyin arasında, bəli, onu sabit edeceksen. Ve Hazret gelir birincin deyir, ikincidə qaldıq. Buyurur ki, o ki, yaratıcının tənzih edilməsi, onun ondan münəzzəh qılmaq lazım olan ikinci husus bənzərlikdir. Onda bənzərlik deyilən şey yoxdur. Çünki bu bənzərlik yaratılmış varlıqların niteliyidir. Tamam mı? Çünki onlar birleşirlər, tərkib ürünü olurlar və s. Və sən birləşən, var olan, yəni məxluqların var edən birisinin varlığını kanıtlamaq zorundasan və bunu biləsən ki, əgər desən ki, onları bənzətsən yaratdıqları şeylərə, o da onlar kimi bileşim və tərkib hissəsi olmuş olacaq. Və bu da doğru deyildir, onlardan ayrıdır və onlar gibi deyildir, tamam mı? Öylə deyildir ki, onlar gibi yoxluqdan varlığa keçmiş, küsüşlükdən böyüklüyə, siyahlıqdan beyazlığa, güclülükdən zayıflığa və s. Yəni bu, məxluqların sıfatıdır. O öylə deyildir. Bunun dışında sən çox özellik də var ki, onları da sayabiliriz. Ama bu iki dediklerimiz yetenek. Bu zaman soru soran o zindik diyor ki, sen kendin diyorsun ki onu sınırlama, ama kendin bu dediklerinde onu sınırlandırmış oldun. Hazret buyurur ki, hayır, ben onu sınırlandırmadım. Bilakis, onu ispat ettim, onun varlığını ispat ettim. Yani bu şeyleri demekle dedim ki, o var, yok değildir. Ama onun keyfiyyət, nasıllıq, yani buradan bunu demedim ben. Biz naçarıq, bu ibarətlerde diyor ki, Həzrət, ibarətler biraz naqis olur, görsən yitirə bilmir. Çünkü bir şeyi sabit eləmək, olumlu varoluşunu ispat eləməklə onu olumsuzlandırma, onu nəf eləməyin arasında bir sınır yok. Yani üçüncü bir şey yoktur ki, biz ona onu diyelim. Ya bir şey var ya bir şey yok. Tamam mı? Eğer bir şeyin var olsun ispat eleyen de mecbur bu ibaretleri kullanacaksın. Bu zaman diyor ki
Peki onun keyfiyyəti var mı? Onu ispat edirsən, onun bir nasıllığı, keyfiyyət deyilən bir şey var mı? Hədət böyük, hayır. Keyfiyyət, o da sınırlandırmaq deməkdir. Nasıllıq, keyfiyyət. Bu, yaratılmış varlıqlara xas olan, özgə olan bir şeydir. Və Rəbbimiz bundan münəzzəhdir. Niçin? Çünki Allah-u Teala hər bir şeyin yaratıcısıdır. O keyfiyyəti də yaratmış. Nasıl ki, zamanı, məkanı yaratmış. Keyfiyyət, yəni nasıllığı da yaratmış. Yaradır insana, hani Quran-ı Kerimdə də ayələr var ki, ben insanı ruhundan üflədim və dövrləri diyor, sonra deyir ki, ona bir şəkil verdim. Ona bir surət verdim, diyor. Oysa ki, yox idi ona bir surəti. Belə deyəlim. Allah-u Teala surət veriyor. Onda o nasıllığı o yaradır. Tamam mı? Evet. Bu zaman diyor ki, Həzrət buyurur, onu başkasına bənzədən, onun yaratılmışlara, var edişmələ bənzədən insan, onlara xas olan, özgü olan niteliklərlə onu olumluyur. Halbuki, bilməsi lazımdır ki, Allah-u Teala'nı heç bir bənzətmə və heç bir keyfiyyət, nasıllıq ona yol gəlməz. Burada bir maraqlı bir şey sorur. Diyor ki, peki, varlıqların zəhmətini bizzat kəndisi mi taşıyor? Yəni ki, onlarla birbaşa mübaşirətən, onların, deyəlim ki, işlərini düzənə soxan, hər bir şeyi yapan o mu? Belə bir şey soruyor. Həzrət buyurur ki, o doğrudan və direkt varlıqların ağırlığını taşımaqdan yücədir. Yəni, bir hədis var, gələcəyiz biz o hədisə. Buyurur ki, Əbəllahu ən yəcriyəl umur illə bil əsbab. Yəni, Allah-u Teala'nın şəni yücədir. Bundan ki, birbaşa mübaşirətən, birbaşa özü işləri görər. Allah-u Teala, benim əzlərim, Allah-u Teala bir padişahdır. Padişahların padişahıdır. Tamam mı? Birbaşa mübaşirətən işləri görmək, onun o cəlildir bundan, əcəldir onun mövqeyi bundan ki, gəlsin birbaşa işlərlə mübaşirətən məşğul olsun kəndisi. Məsələ, tevhid konusunda, tevhid konusunda. Kimə sorsun, necə deyərlər, normalda insanlara soranda ki, məsələn, hastalanırsan, səni kim sağaldı? Deyəlim, əlin kəsilmiş, yaralanmış, səni kim onu iyiləşdirdi? Və başqa bildiyiniz, bilmir, ya yemək yersən, o həzm prosesi var. Sonra başqa-başqa şeylər var ki, mən onları dilə gətirmək istəmirəm, istəmiyorum. Bunları yapan kimdir deyə sorsan, düşünmədən deyərlər ki, əlbəttə ki, Allah-u Teala'dır. Bəli, sonuçta işlər Allah-u Teala'ya qayıdır. Amma, baxın, Allah-u Teala'nın şəni yücədir bundan ki, birbaşa, mübaşirətən məsələsi var, birbaşa. Dolayısıyla ola bilir, amma birbaşa kəndisi bunu yapmaz. Niyə görə? Çünki bir padişahdır. Amma o məsələlər, o bir xadimin görəvidir, elə bil ki, bir növ. Məsələn, bir insan dua edir, deyir ki, ilahi, mənim müsələn filan giriftarlığımı həll elə, bu zaman Allah-u Teala gəlir, onun giriftarlığını həll edir, sorununu gidərir. Ya məsələn, hastadır, hastalığını gidərir. Öylə düşünür ki, Allah-u Teala'nın işi, gücü ancaq bunların işi ilə qoşmaqdır, bu bəndələrin işini. O zaman bir başqa bir nəzərlə baxsaq, görər ki, özür dilərim, sahət-i müqəddəs. Yəni, bu anlama gələ bilir ki, bir növ Allah-u Teala haşa, haşa, sunma haşa, Allah-u Teala elə bir ki, bəndələrinə hizmət edir. Bu şey öylə deyil, biz onun hizmətçisiyiz, biz bütün yaradılmışlar həbs onun quludur. Bazıları bilərəkdən qulluq edir, bazıları da bilməyərəkdən. Amma həbsi qulluqdadır. Tamam mı? Allah-u Teala mübaşirətən birbaşa yemək. Allahın şəni yücədir bununla. Əbəllahu ən yəzriyəl umur illə bil əsbab. Nə yapır peki? Allah-u Teala vasitalarla iş görür. Yəni, tevhidi anlamaq, vasitaları da anlamaq demək anlamındadır. O cür deyil ki, tevhid deyəndə elə dünyada yaranmışlar. Bir dənə Allah var, sadəcə Allah yapır, hər bir şeyə də koşur o. Hayır, öylə deyil. Allah-u Teala'nın milyardlar, milyardlar, milyardlar qulları və ona çalışan
çalışan hizmetkarları var. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Allah-u Teala and içiyor, yemin ediyor. Vel müdebbirat-ı emra. İşleri düzüp koşanlara and olsun. Demeli Allah-u Teala'nın bu dəstgahında bir işleri düzüp koşanlar var ki Allah onlara and içiyor, yemin ediyor. Tamam mı? Peki, tevhidi anlamak bu anlamadır. Sonuçta Allah-u Teala'nın sözü keçerlidir. Nasıl ki Padişah'ın sözü keçerlidir bu devletler. Ve ama o silsilə məratib deyirlər. O silsilə məratibi təsvir, təsəvvür etməkdir tevhid. Biləsən ki, Allah-u Teala'nın kulları var, yaxın müqərrəb kulları var. Müqərrəbun adıyla, Əhl-i Beyt Əleyhisselam. Sonra 4 tane büyük mələk var ki, her birinin de ixtiyarında milyardlar, milyardlar işçiler var onların işlerini görür. Hatta bir insan, normal insan belə ibadet, itaat, mərifət nəticəsində gəlib öylə bir yerə gələ bilir ki, o da özel bir kullar sırasına gələ bilir. Şu anda bəli, bizim en büyük arzumuz, amalımız, İmam Zaman Ağanın hizmetçisi olmak, onun hizmetinde olmaqdır. Ona hizmet eləmək, Allah'a hizmet eləməkdir. Tamam mı? Ki o Allahu Teala'nın bütün isteklerini Allahu Teala istediği kimi yeryüzünde bərqərar edir və edəcək. Bütün imamlarımız belə. Bazılarını onlar bilirdiler, zahirdə görünmürdü, ama batində Həzrət öz imamətini yapırdı. Bütün cin və ins və hayvanlar alem, bütün insan dünyada olan hepsine o iradesi keçerliydi ve işini yapırdı, görevini görüyordu. Ama insanlar bilmediler bunu, çokları. Neyse, şimdi evet, Hazreti Ebu Abdullah aleyhissalatü vesselam buyurur ki, o doğrudan ve direkt birbaşa varlıkların işlerini yapmaqdan münezzehdi. Birbaşa yapmıyor. Vasıtayla. Bu məsələ yaratılmışlara özgü olan bir nitelikdir. Onu bizlərdə öyrədik. Ki biz bir zat yaratılmış varlıqlar, əşyalarla təmasda oluyoruz. Amma Allahu Teala'nın gücü öylə bir güc sahibidir ki, onun iradəsi və diləməsi hər zaman keçərlidir və o dilədiyini yapar. Digər bir hədisdə buyurur ki, Efendime söylüyorum, Ravi Muhammed ibn İsa şöyle rivayet ediyor. Diyor, evet, ben soruştum İmam Baqir aleyhissalatü vesselam'la, eyyacuzu en yugalu innallaha şeyun, Allah'a şey diye çağırmak caiz olur mu? Buyurdu, naam. Evet, ama nasıl? Yuhricuhu minel haddeyn, hadde ta'dili ve hadde teşbih. Dediğimiz iki tane meseleyle, yani onu olumsuzlaştırma, demek ki o bir şey değil, onu olumsuzlaştırma, yani olumsuz bilmek olmaz, onu sınırlandırmak olmaz, onu sınırlandırma, tamam, ve benzetme bir başka bir şeye. Bu ikisini nezarda tutmalı, evet diyebilirsin. Ve diğer bir bölüm gelir ki Allahu Teala nasıl tanınır? Buyurur ki Allahu ennehu la yu'rafu illa bi. Allahu Teala sadece kendisiyle tanınır. Çünkü bir şeyi tanıtmak için ondan daha məruf olması lazım. Ondan daha bilinen olması lazım. Allahu Teala ise Nuru Semavati vel Arz buyurur. Hazreti Emir el-Mumnun aleyhissalatü vesselam'dandır. İmam Sadiq aleyhissalatü vesselam buyurur ki Hazret şöyle buyurdu. Allahu Teala i'rafullaha billah ve rasule bir risale ve ulil emri bil emri bil ma'ruhi vel adli vel ihsan. Allah'ı nasıl tanınır Allah-u Teala? Allah'ı Allah ile tanınır. Resulü onun risaletiyle, ulul emri, yani Ehl-i Beyt'in 12 imamı, onların mərufu emretmeleri, adil olmaları ve iyilikte ihsan etmek, iyilikte bulunmaları ile tanınır. Ve bakın gördü, kimler bu niteliklere sahiptirler? Ve sonra ki ibaretler, Kulina Ağa'nın kendi ibaretidir. Buyurur ki, وَمَعْنَ قُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِعْرِفُ اللّٰهَ بِاللّٰهِ يَعْنَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْأَشْخَاسَ وَالْاَنْوَارَ وَالْجَوَاهِرَ وَالْاَعْيَانَ وَالْاَعْيَانُ الْأَبْدَانِ وَالْجَوَاهِرُ الْأَرْوَاحِ وَهُوَ جَلَّ وَعَزَّ لَا يُشْبِهُ جِسْمًا وَلَا رُوحًا
وليس لأحد في خلق الروح الحساس الدراك أمر ولا سبب هو المتفرد بخلق الأرواح والأجسام. فإذا نفى أنه الشبهين شبه الأبدان وشبه الأرواح فقد عرف الله بالله، وإذا شبهه بالروح أو البدن أو النور فلم يعرف الله يعرف الله بالله. Böyle bir ibarat getirir. Elbette bu Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın değil ama onların buyurduklarından sizintili. Demeli Kuleyni Ağa şöyle buyurur. Diyor ki Allah'ı Allah ile tanıyın diyende bunun anlamı nedir? Bakın diyor Allah-u Teala şahısları, nurları, cevherleri, eyan yani eyin yani şeyleri yarattı. Tamam, eynin birkaç manası var. Bir manası da şeyler, eşyalar. Bunları yarattı. Elbette sonradan bu eyanın kendisini de izah ediyor. Diyor ki, eyan dediğimiz yani bedenler, cevherler, bedenlerdi. Eyan dediklerimiz bedenler, cevher dediklerimiz de ruhlardı diyor. Yüce Allah ne cisme benzer ne de ruha. Hiç kimse... Kimsede bu böyle bir yetki ve nitelik yoktu ki gelsin ruhun yaratılmasını bunu yapsın. Onun yaratmasına emir vermek, nehyetmek ve böyle bir yetkisi yoktu. Allah-u Teala diyor ki ruhları ve cisimleri tek başına yaratmıştır. Bəli. Efendime sorun la sebebe. Huvel muteferradu bi halqil arvah ver. Yani kendisi tek başına bunu yapmıştır diyor. Allah Teala'dan bu iki benzeme olumsuzlandığı zaman yani bedene ve ruha onu benzemeden olumsuzlandığı zaman o zaman sen Allah'ı Allah ile tanımış olursan. Yine dediğimiz gibi hadislerde de gelmiş iki şeyi ondan selb edeceksen. Yani iki şeyi ondan nef edeceksen. Biri sınırlandırma, Allah sınırlandır, Allah namahduddur. Ne desen onu sınırlandıracaksan. Eğer desen ki Allah budur, diyende onu sınırlayırsan, tamam mı? Bir de benzetmek, hiçbir şeye benzetmeyeceksin. Ama onun varoluşunu bütün vücudunla kendinde ve dışta onu biliyorsun. Buyurur ki Kur'an-ı Kerim, senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Bizlikle göstereceğiz öz emarelerimizi, ayelerimizi dışarıda ve kendinde ve daha malum olsun onlara ki odur hak. Şimdi Allahu Teala'nı Allah ile nasıl bileceksen o zaman ki onu bu dediğimiz şeyden olumsuzlandırıp benzeme bu meseleden tenzih edeceksen. Ruha, bedene, ya hatta nura belə bənzədildiyi zaman Allah'ı Allah ile tanımamış olursun. Peki, Kur'an-ı Kerimdə ayə var. Bir, Allahu nuru səmavati vəl ard, məsəlu nurihi. Onun, mənim əzlərim, açıqlaması var hədislərdə və ona da gələcəyiz indi, inşallah ki, ben söhbətlərdə orada açı deyərik. Növbəti hədisdə var ki, Hazreti Emir el-Mumnin aleyhissalatu vesselam'a soruldu. Bunu diyen ravi de ki, Peygamber Ekrem'in kölesidir. Ki azad olunmuştu. Bir, Hazret'e soru sordular. O da oradaymış bu adam. Diyor, Rabbini neyle tanıdın? Hazret buyurur ki, kendini bana tanıttığıyla tanıdın. Peki nasıl tanıttı kendisini? Öyle dedi, bu meşhur bir, o hiçbir şeye benzemez. Kur'an-ı Kerim'den götürülür. Duyularla algılanmaz, insanlarla mukayese edilmez, benzetilmez. Uzaklığında yakındır, yakınlığında uzak. Her şeyin üstündedir ama ona diyemezsin ki o onun üstündedir. Ama her bir şeyden üstündür. Ama diyemezsin bir şeyin üstünde olduğu gibi değil. Her şeyin önündedir ama onu diyemezsin ki onun önü vardır. O önce diyemezsin. Varlıkların içindedir ama böyle değil ki senin bildiğin kimi bir şeyin içine girdiği kimi değil o. Dediğimiz gibi o benzetmeyeceksen. Eğer desen ki o Allah-u Teala ki o bir şeyin içindedir, senin yanındadır. Başkalarının yanında olduğu kimi değil.
Tamam? Hep bunu düşüneceksin ki o benzememeli. Leyse kemisli hiç şey. Varlıkların dışındadır ama bir şeyin bir şeyden çıkması gibi değil. Bu niteliklere sahip olan Allah münezzehtir. Tenzih ederim onu. Ondan başkasında böyle bir nitelik ve keyfiyet ve keyfiyet diyemez de bu nitelik, bu sıfat yoktur. Bu her şeyin başlangıcıdır. Sonra var Ravi diyor ki İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle dedim. İnni nazertu kavmen fekultu lehum innallaha celle celalu ecelle ve e'azze ve ekreme min en yu'rahı bi halqi. Belil ibadu yu'rafuna billah fekala rahmakallah. Diyor ki ben Hazret'e şöyle dedim. Dedim bir toplulukla tanıştım ve onlar benden indi sorurlar, tevhid barasında konuşmak için orada ve diyor ki ben şöyle dedim, Allah kulları aracılığıyla tanımaktan yücedir, üstündür, uludur. Kullar eksine Allah'ın aracılığıyla tanınırlar, bilinirler. Böyle dedikdə Hazret buyurdu ki, rahmetullah, yani Allah sənə rahmetsin. Yani bu cevabı beğeniyor, tamam mı? Sonraki bölüm, en az marifet, marifetin en aşağı derecesi bölümüdür. Yani bir insan ne kadar az bir marifete Allah hususunda sahip olsa, ona mürahid demek olur. Demek olar ki, bəli, bu insan Allah-u Teala'nı tanıdı, tamam mı? Ve Allah-u Teala'ya marifeti var diye. Çünkü bilirsin, bir insanın marifeti olmasa, onun yaptığı ibadetlere ibadet değilmez. İtaatdir sadece. Sadece eğilip durur, itaat edir. Mevla demiş ki, böyle yapacaksan o da yapıyor. Ama ibadet derecesine gitmiyor. İbadet derecesine ulaşmak için elave bu itaatten marifeti de olması lazım. Peki, diyor ki, Allah'ı tanımanın en aşağı derecesi ne kadardır diye soruyor. Hazret buyurur ki, evet, buyurur ki, sen bileceksen, evet, el-iqraru bi-ennehu la ilahe gayru ve la şibhe lehu ve la nazire ve ennehu kadimun musbetun mevcudun gayru feqidin ve ennehu leyse kemmitlihi şeyun. Bu, Allah-u Teala'nın tanımağın en edna, en aşağı derecesidir. Yani diyeceksen ki, Allah'tan başka ilah yoktur, onun benzeri yoktur, onun onun dengi yoktu ve geldiğimde yani öncesizdi, öncelik diyemeyersen ona, onu sınırlandırmayacaksan, öncesi sabitti, vardı, yetiş değil. Yani böyle değil ki bir şey mesela bazen itir, geçir, bazen bulunur. Allah doğru da hep var. Ona benzeyen hiçbir şeyin bulunmadığına inanacaksın. Bu zaman evet böyle olduğunda sen Allah-u Teala'nın evet. Bu kadar benim azizlerim. Sizi Allah'a tapışırıram. Allah Teala yar ve yardımcımız olsun inşallah. Allah Teala İmam Zaman Ağa'nın zuhurunda təcil edesin. İnşallah bizi o Hazretin yaranından, müşerlerinden karar versin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi seyyibine tahirin ve le'netu da'imatu ala a'daihim ecma'in min el'ana ila qiyami yevmiddin. Mm-hmm.